Abdü bekle evlere de canım başa. Abdü da. Zeydi gel şunu bir tutar mısın? Çünkü bakın burada oturduğu yer sıfır. Tamam o zaman ileri gitseydi. Onu sen böyle dondursan olmaz mı biraz daha? Şimdi 5 parça. 2 parça yine alırım ben onu. Şu an kaç değil ilk. Hı. O iyi daha. Böyle tam yukarıdan yakalamışlar. Böyle. Bombeyi Aynis Urartu Kalesi'nde 2017 yılı çalışmalarını geçtiğimiz ayın ortalarında başlattık. 15 Temmuz itibariyle başlattık. Kazımızın neredeyse ikinci haftasını bitirdik. Üçüncü hafta içerisinde devam etmekteyiz. Bu seneki çalışmalarımız da yine Kültür Bakanlığı'nın izin ve destekleriyle gerçekleştirilen bir çalışma. Bu seneki çalışmalarımızı iki en temel alanda yürütüyoruz. Bir tanesi kazı çalışmaları, diğeri ise koruma ve onarım çalışmaları her sene olduğu gibi. Kazı çalışmalarımız geçen yıl tespit ettiğimiz podyumlu salonda devam etti. Onun mimarisini anlamak için eksik kalan, geçen sene tamamlanamamış olan alanlardaki kazılar yürütüldü. Ve bu kazılar sonucunda yine bizi çok şaşırtan Urartu Arkeolojisi, Anadolu Arkeolojisi için çok önemli sonuçlar ortaya koydu. Bu yapıların aslında sadece salt bir salonla ibaret olmadığını, bağlantılı odalarıyla bir anıtsal kompleks yapı olduğunu anlamaya başladık. Aynı zamanda Urartu mimarisinin teknik özelliklerine dair de çalışmalarımızı sürdürdük. Bu da bize ilginç ve önemli sonuçlar sundu. Kazı dışında tabii ki biliyorsunuz Aynis Kalesi kazıları 30 yılına yaklaşan bir kazı ve 30 yıllık süreç içerisinde birçok yapı ortaya çıkarıldı. Bir kısmı korunabildi, bir kısmı ise o günkü şartlar altında korunamadı. Biz bugün elimizden geldiğince koruma için önlemlerimizi almaya ve bununla ilgili girişimler yapmaya çalışıyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz Aynis Kalesi'nin en önemli yapısı olan Hadi Tapınağı'nın içerisindeyiz. Bu yapının korunması bizim için öncelik taşıyordu. Çünkü hem Aynis Kalesi'nin hem Urartu Kalesi'nin yeryüzündeki en iyi durumda kalmış en özel yapılarından birini oluşturuyor bu Hadi Tapınağı. Bunu korumak hepimizin boynumuzun borcuydu.
O nedenle de bu konuda bir girişim başlatıldı bundan birkaç yıl önce. Bu konuda birçok kişinin ve kurumun desteği oldu bu projenin hayata geçirilmesinde. Bu yapının kalıcı çatıyla koruma altına alınması projesiydi bunun temelini oluşturan. Bu çatı hayata geçirilmesi gerçekten zor, külfetli ve maddi boyutu yüksek bir projeydi. Bu projenin gerçekleşmesinde öncelikle Van ilinin önemli kurum ve kuruluşları yardımcı oldu. Bunların başında Tuşba Kaymakamlığı, Tuşba Belediyesi, Van Röleve Müdürlüğü, Van Müze Müdürlüğü, Van İl Kültür Müdürlüğü'nün ortak girişim ve çabalarıyla bu proje hayata geçirildi. Kış boyunca bu projenin çalışması devam etti. Ve sonunda bu projeyle beraber bu ön özel yapıyı koruma altına almayı başardık. Ama bu çatı projesinin hayata geçirilmesiyle beraber yine bir sorun da gündeme geldi. Bu sorun da açığa çıkarılan ve ne yazık ki aradan geçen 20 yıllık süreç içerisinde oldukça tahrip olan tapınağın içinin restorasyonu gündeme geldi. Bu sene onunla ilgili ipin ucundan tutmaya başladık ama tabii çok büyük bir proje bu da. Biz kendi imkanlarımızla bakanlığımızın verdiği ödenek çerçevesinde bir kısmını başlayabildik. Ve şu an arkamda gördüğünüz alanda çalışmalar yürütülmekte. Bu aradan geçen süreç içerisinde bir de unutmayalım ki 2011 yılında büyük bir deprem geçirdi yöremiz. Ve bu deprem tabii ki her yerde olduğu gibi bizim kalemizde ve tapınak yapımızda da ciddi tahribata neden oldu. Bu depremle beraber birçok kısım özellikle bezemeli gördüğünüz blokların büyük bir kısmı yerinden koparak çöktü. Ve biz bunların hepsini tek tek 2 yıldır 3 yıldır tek tek tespit edip yerlerini bulmaya çalıştık ve bunları tekrar yerlerine tamamlayarak koymaya çalışıyoruz. Onun yanında üst yapı da oldukça tahrip olmuş durumda. Üst yapının da korunması, kerpiç kısımların tekrar düzenlenmesi çalışmalarını sürdürüyoruz. Kendimiz imkanlar dahilinde bir kısmını yapmaya başladık ama inşallah bundan sonra yine duyarlı kurumların ve kişilerin desteğiyle bu yapının tümünün restorasyonunu tamamlayacağız ve insanlığın kültürel ortak mirası olarak gelecek nesillere de aktarmak için, topraklarımızın zenginliğini göstermek için gelecek nesillere bunları sunacağız.